Şimdi de Urfa'nın en lezzetli yemeklerini müşterilerine sunan bir yerdeyiz. İşletmenin sahibi Ahmet Selimen konuğumuz. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak Düren'deyiz. Yanımızda başarılı iş adamı Ahmet Bey var. Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz, şeref ettiniz. Sağ olun. Nasıl gidiyor? İşleriniz yoğun bir şekilde devam ediyorsunuz. Urfa Kebap House olarak yıllardır burada sektördesiniz. Öncelikle Ahmet Bey, kendi hayatınızdan biraz bahseder misiniz? Bu sevda nasıl başladı? Bu gastronomi işine nasıl atıldınız? Biz bu işe 13 yaşından Mardin'den İstanbul'a gittiğimizde 2 sene bulaşık yapa mutfakta öğrendik bu işi. Yani çekirdeğinden öğrendik. İstanbul'da 14 sene kaldıktan sonra bir 10 yıllık bir mazimiz var burada. Burada da bir 6 yıldır emek sarf ediyoruz. Çok şükür müşterimiz, hani Düren bizden memnun. Biz de müşterilerimizden memnunuz. Bu arada Mardinli olduğunuzu biliyoruz. Var mı memlekete özlem Mardin'e veya Türkiye'mize? Siz İstanbul'da yaşamış büyümüşsünüz. Evet, İstanbul'un havası da bir başka herhalde. İstanbul tabii. İstanbul ayrı bir devlet. Evet. Tek başına bir devlet zaten. Evet. Tabii memleket gibisi hiçbir yer olamaz. Memleket başka, sevdası başka. Buradaki lezzetler, hani özellikle kebap olsun, diğer şeyleri olsun, en güzel bir şekilde sunmaya kendi konseptinizle yapıyorsunuz herhalde bunu. Biz buraya geldikten sonra zaten sonuçta aynı ailece olsun şey olsun gidip başka yerlerde yediğimiz zaman Türkiye'deki lezzeti biz bulamadık. Tabii biz de bu işin içinde olduğumuz için biz de öyle bir şey düşündük. Hani neden Türkiye'deki lezzeti buraya getirmeyelim, kendi mesleğimizden olduğu için. Aynı Türkiye'nin lezzetini, baharat olsun şey olsun hepsini Türkiye'den getirdiğimiz için kendimiz burada kullanıp değerlendiriyoruz. Müşterilerimiz de o atmosferi sağlıyoruz çok şükür. Bulunduğumuz yeri isterseniz seyircilerimize bir hatırlatalım. Köln'le Aachen ortasındasınız. Burası herhalde. Köln'le Aachen arası Düren diye bir Türklerin, şehirdir. Türklerin yoğun yaşadığı bir yer herhalde. Burada burası. Yaklaşık ortalama 7000 Türk ailesi var. Evet. Yani kalabalık çok ciddi bir kitle de var. Çok ciddi bir kitle var tabii. Evet. Tabii kitlemiz tek Türk müşterisi değil. Yani Alman'ı da var, Arap'ı da var, Kürt'ü de var. Çok şükür mutlak müşteri kitlemiz geniş. Artık Almanlar veya diğer ülkenin insanları bu Türk lezzetlerini yeterince tanıdı mı? Yeterince biz temsil edebiliyor muyuz acaba Ahmet Bey? Zaten yemek kültürünü genelde bizim Türk insanlarımız buraya getirdi. Hani Almanya'da fazla bir yemek kültürü yoktu. Döner olsun, sulu yemek olsun, hani çorbalar olsun. Türk insanımız burayı çok güzel tanıttı ve çok iyi temsil ediyor. Mardin'e gidip gelmeler oluyor mu? Tabii, ben 3 hafta önce oradaydım. Evet. Buranın tarihi, yapısı, evleri, özellikle dizilerin odak yeri oldu artık. Birçok diziler orada çekiliyor. Atmosferi de tabii ki bambaşka. Yani biz burada yaşadığımız müddetçe de tabii gözümüz oraya arıyor ister istemez. Evet. Çünkü orası bizim çocukluğumuzun geçmişi. Evet Ahmet Bey, etin hazırlanmasını özellikle yani tabii birçok herkesin kendi konsepti vardır. Siz nasıl hazırlıyorsunuz? Ya biz mesela hayvanın kilosuna kadar bakıyoruz. Hani büyük yaş olmasın, ağır olmaması, yani taze etin taze olmasın gerek. Salçalar olsun, baharatlar olsun hepsi biz kendimiz ekstra Antep'ten getiriyoruz. Türkiye'nin soslama usulüyle burada yapıyoruz. Yani buradan Almanya'nın herhangi bir baharatını kullanmıyoruz. Evet. Sırf o Türkiye'nin tamamen kendi lezzetleriniz, yani konseptiniz. Kendi bildiğimiz Türkiye'deki, yani 9 sene tecrübemle yaptım bu işi. Burada sürdürüyor çok şükür. Bütün müşterilerimiz hepsi memnun. Buradan tabii yetişen insanlara, bu işte sektörde olan insanları tavsiye etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Özellikle gençler. Ya bu işte kalite olsun, lezzet olsun, dürüstlük olsun çok şart. Yani şimdi adamlar mesela alıyor, ne bileyim hani ucuz veya işi bilmiyor, sırf başkasına bakıp para kazanıyor işte ben de açarım diye. O işler öyle olmuyor maalesef. Hani bunlar hepsi birleştiği zaman hani müşteriye bir hizmet verebiliyorsun. Hani kalite olsun, dürüstlük olsun, esnaflık olsun. Hele hele esnaflık çok şart mesela. Hani. Yanımızda eski futbolculardan, sen de gençsin hala, eski futbolcu diyorum ama sen futbolculuk hayatın oldu. Erdal Çelik var. Merhabalar tekrar. Merhaba. Memnun oldum geldiğinize. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Bugün Ahmet Bey'in yerini ziyaret ettik. Güzel lezzetlerin tadına baktık. Siz de herhalde sık sık buranın müdavimlerindensiniz.
gelip burada yemeğini, lezzetlerini tatıyorsunuz herhalde. Evet, Ahmet abi Düren'in biz lezzetlerinden en iyilerinden birisi. Ben kendi Antepli olduğum için evet. Buranın özlemini burada gideriyorum işte. Yani. Tadı, sazı, her şey süper. Yani Türkiye'yi aratmayan bir mekan diyebiliriz. Her lezzetiyle, her şeyiyle. Aynen, hasretimizi burada geçiririz evet. İşte. Evet, Ahmet Bey son olarak siz de neler söyleyeceksiniz? Öncelikle evet. Sağlık her şeyden önemli. Kesinlikle. Pandemi süreci hala devam ediyor. Dikkat etmek gerekiyor. İnşallah ilk önce şu hastalıktan kurtulmak dileğiyle. Evet. Bütün dünya olarak. Ondan sonra buradaki başta annem olmak üzere kardeşlerim. Bütün Türkiye selamlarımız olsun.